Mustafa Bey, şimdi Hasan Bey, hocam, çocuğunu merak eden anne baba geliyor burada, iki gözü iki çeşme çocuğunu arıyor. 42 gün olmuş, Veysel'in babası Mehmet Bey bizi 3-4 gündür oyalıyor. Ben oğlumla ilgili kayıp başvurusunda bulunacağım, bulundum, ha bulundum, ha bulunacağım. Yok böyle bir başvuru. Neden? Çünkü biz fotoğrafını açmayalım diye. Ve haberleşiyorlar eminim. 42 gündür de bu çocuklara, yani çocuk demeyeceğim, o koskoca adam artık, hakikaten çocuk demeyeyim ona da. O zaman çocuğa ne diyeceğiz yani? 30 yaşındaki adam, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar, bir yerde barınıyorlar. İllaki bir yardım alıyorlar. Bu arada dediğim gibi kayıp başvurusu olmadığı gibi Veysel'in abisi aslında bağlanacaktı ama şu anda bağlanmaktan vazgeçmiş. Şöyle bir cümle kurmuş. Benim Veysel diye bir kardeşim yok. Şimdi bu hakikaten samimi mi değil mi? Senin Veysel gibi bir kardeşin olmadığını sözle söylemen hiçbir şeyi değiştirmiyor. Tam tersi, olaydan sıyırmış oluyorsun. Tabii. Çok kızgınım, benim öyle bir kardeşim yok. Ya yoksa, 42 gündür yok ya ortada. Tabii. Ya yaşamıyorsa, ya başına bir şey geldiyse, sen o zaman git anneni babanı ikna et, kayıp başvurusunda bulunsunlar. Tabii. Var mı öyle, benim öyle bir kardeşim yok deyip kenara çekilmek? Evet, doğru mu? Herkes suçtan kaçıyor, Sara baba. Herkes, kendisi değil, daha çok Veysel'i korumaya yönelik şeyler bunlar. İşte yarın bir günde çıkarsa ortaya, evet, ki çıkacak. İşte ben dedim ki o benim kardeşim değil artık. Böyle bir şey, reddetme gibi bir şey bizim kanunlarımızda yok zaten yani bildiğim kadarıyla. Hani evlatlıktan reddediyorum. Ağızda bunlar, sözle söylenen şeyler. Şimdi muhabirimiz Esra Aydoğdu bize Hilal'le ilgili şu ana kadar öğrendiği her şeyi anlatacak. Esra, seni dinliyoruz. Öncelikle iyi yayınlar Serap Paköz. Hem Veysel'in hem de Hilal'in çevresiyle temas kurduk, tabii ki bağlantı kurduk. İlk olarak Hilal'in Sarıgöl'deki okuluna gittik. Oradaki öğretmenleriyle görüştük. Öğretmenleri Mustafa Bey'in Hilal'i okula kaydettirdiğini, Hilal'in ise sadece o okulda bir gün kaldığını söyledi. Öğretmenler okula gelen velilere bu çocuğun özel bir durumu var mı, ekstra olarak gözetim altında tutmamız gerekiyor mu diye soruyorlarmış. Ancak Mustafa Bey Hilal'in daha önce iki kere kaçırıldığını öğretmenlerine söylememiş. Hilal sadece bir gün okulda kaldığı için öğretmenlerin de Hilal'i tanıma fırsatı olmamış pek fazla, ancak. Çok affedersin, bölüyorum, lütfen lafını unutma. Şimdi Mustafa Bey, siz bu çocuktan korumak için bu adamdan yatılı okula onu yatırdınız. Evet hocam. Yatılı okula verdiniz. Daha önce de yuvaya gitti. İkinci kez kaçışından sonra eve döndü. Ben de tabii dedim ki okulun bir ihmali olmalı. Tabii. Yani bu çocuklar buradan bu kadar rahatlıkla kaçıp gidememeli. Daha küçük yaşta çocuklar da var. Bir gün mü olmuştu daha küçük? Yok hocam. Benim çocuk 2028'inde nakil yaptırdı Kiraz'dan oraya. 3 gün durdu orada. Müdürü söyledim. O müdürle bu okulda kaçtığı okulda 3 evet, gün mü yatılı evet, kaldı? Müdürü söyledim. Hatta evrakları Kiraz'daki okuldaki evrakları götürecektim. Cuma günü oraya çocuğu alıp gelecektim. Hadi. Bunun başında bir olaylar var dedim ben. Tamam dedi. Ama bir olaylar var. Evet. Daha önce kaçtı. Peşinde biri var. Gene evet, kaçırabilir. Bu kıza işte gözünüz üzerinde olsun. Böyle bir şey dedin mi, yok? Yok. Usulca muhazı söyledim müdüre. Bu üst iki sefer dedim. Sosyal hizmetler tarafından takipçi onu aktardı buraya dedim. Müdüre. Yani zaten bu kız gene kaçırılabilir falan, kaçabilir dedin mi? Onu değmedi. Şu hemen acil oldu. Mesela sabah 9 teslim ettik. Biz Kiraz'da evrak almaya geldik. Yani bu çarşı, cuma günü evraklar teslim edecektik. Yatır yurtta. Anladım. Okula. Sizin oraya girdiğiniz an itibariyle o kızla ilgili, kızınızla ilgili bu özel durumunu, daha önce iki kez kaçtığını, yine böyle evet, kaçırıldığını, daha sonra da böyle bir şey olabileceğini, gözünüz üzerinizde olsun aman, bunu ilk kurmanız gereken cümle buydu. Hocam zaten evraklar gözüküyor zaten, aile şeyden alacaktı, danışmanlık eğitimi. Verdiniz mi o evrakları? Evraklar zaten sistemde. Sistemden değil, evet, sen eline götürüp verecektin onu. Orada kaç tane öğrenci var? Müdür hangi birine girip baksın, yani şunu, özel durumu var? Girdiğin anda müdürüm merhaba, selamünaleyküm. Ya böyle bir durum var, benim kızıma 30 yaşındaki bir adam musallat evet, olmuş, iki defa kaçırmış, aman ha gözünüz üzerinizde tamam, olsun. Tamam söyledim, sadece müdürle konuştuk buna. Neyse işte müdürle ama konuştuk, müdür demiş ki. Öğretmenlerle konuşamadık yani, ilk defa olduğum için müdürle konuştuk sadece buna. Bir de şöyle bir şey var tabii, tabii müdürle konuşulmuş ama böyle de bir şey var. İlle bunun özel bir durum olması da gerekmiyor. Evet. Orası yatılı okul, belli çıkma günleri var, hafta sonu mesela.
efendim bu çocuk küçük çocuklar var. Öyle bir parmaklık ki oradan zaten 9 yaşındaki de atlayıp tabii kaçabilir yani. Evet Esra, devam et lütfen. Öğretmenleri bir günde Hilal'i tanıma fırsatlarının olmadığını söylemişti. Ancak tabii gözlemlemişler Hilal'i. Hilal'in tabletinin arkasında Hilal ve Veysel yazıyormuş. Veysel'in soyadıyla birlikte. Hilal bir gün öncesinde arkadaşından telefonunu istemiş. 3 kere Veysel'le görüşmüş. Bunu zaten izleyicilerimiz de görmüştü, ekranlarına getirmiştik. Veysel'le görüşmüş ve bir gün sonrasının planını yapmış iddiaya göre. Zaten hemen o günde, ertesi günde Veysel'le birlikte buluşmuş. Okuldaki demirlerin üstünden atlayıp Veysel'le birlikte kaçıp gittiği görülüyor. Biz de çevre esnafın güvenlik kamerasından gördük bunu. İlk önce Veysel gitmek istemiyor. Ancak Hilal kendisini sürüklüyor. Daha sonra da Veysel'le Hilal gidiyor. Çevre esnafı emniyete verdiği için bu görüntüleri tabii bizimle paylaşmadı, ancak izlememe izin verdiler. Yani olacak şey evet, değil. Gerçekten evet. Bu ancak işte 13 yaşında hipnotize olmuş gibi tabii, bir kız yani. Evet, tabii. 13 yaş gözünü açtı, daha hani ergenliğe adım attı. Karşısında 28 yaşındaydı o zaman bu çocuk, bu adam. 28 yaşındaki adam tecrübesiyle ağzı laf yapıyor. Bir, bu kızın hakikaten beynini yıkadı. Tabii. Kafasına girdi ki sürükleyerek götürüyor diyor yani. Şimdi ergenlerde bu karakter gelişimde idolleştirme vardır. Mesela bir pop sanatçısını, birisini idol, hani posterler asarlar, idolleştirirler. Bu tam o devrede bu çıkmış karşısına, idol haline getirmiş, saplantı haline getirmiş. Maalesef. Öyle anlaşılıyor. Yani duygusal istismardı tam olarak bu. Esra, teşekkür ediyorum. Şu ana kadar dediğim gibi Veysel'le ilgili ailenin bir kayıp başvurusu yok. Bu kızı çıkaracaklar yani, elinde çıkaracaklar, sonunda bundan çıkaracaklar. Zaten kaç hocam, sene kaçırabilirsiniz tabii ki, kaç sene? Bu kız 15 yaşında. Evet. Yani bunlar saklıyorlar yani. Hilal, biz mi artık bunu yaptığımız bir şey kalmadı yani. Bunlar buyurun, ya başına bir iş getirdiler ya da bir hapına yahut bir şeyine uyutuyorlar yani. Çünkü çocuk sistemde benim kamera, telefonla mesela görse belki bağırıp fırlayacak yani. Kaçacak bunların elinden, hangi şeyde kaba diyorlar, bitkisel hayat yaşadığına. Onu dahi biz bilmiyoruz yani. Biz burada durmaz ağlamaktan başka bir bildiğimiz yok yani. Gerçekten nefes aldığını bile bilmiyor tabii, aile. Nefes tabii, alıyormuş tabii bu kız şu anda. Buyurun Hasan ya şimdi Bey. Hilal izliyorsa, ki izliyordur muhtemelen, çünkü tüm Türkiye Hilal'i merak ediyor şimdi. Yani bu Veysel dediğimiz şahıs teslim olduğunda cezaevine girecek. Yani Veysel'le bir gelecek planlaması içerisine girmesin. Veysel kendisini 13 yaşından itibaren istismar ettiği için bu 15 yaşındaki rızan vardır lafını kimse dinlemeyecek bu saatten sonra. Dolayısıyla ömrünün belki de dörtte birini cezaevinde geçirecek bir adam var karşısında. Bir gelecek planı yapmasın, bence bir şekilde bize ulaşmaya çalışsın. Zorla tutulmuyoruz. Bir şey daha var Hasan Bey. Dün siz yokken konuşuldu bu. Bu çocuk elindeki bazı fotoğraflarla ve videolarla bunu Hilal söylemiş, şantaj yapıyormuş. Yani işte bunları ailene gösteririm, evet, babana gösteririm, sosyal medyada yayarım, internete koyarım vesaire. Zaten bu bile başlı başına ağır bir suç. Çok büyük bir suç. Çok büyük bir suç. Dolayısıyla Hasan Bey'e çok katılıyorum. Hilal, burada konuşan kişi bir avukat. Yani yasaları bilen birisi. Ve diyor ki zaten Veysel bugün yarın yakalandığında seni bıraksa dahi cezaevine girecek. Onunla bir kariyer, gelecek planlayamazsın. Sen kariyerini planla bence. Tabii, tabii. Senin şu anda yapman gereken en önemli şey kariyer planı. İşte hocam bu telefondan susturuyorlar buna. Bu fotoğraflarla susturuyorlar. Bu şekilde tehdit ederek okuldan çocuğun atlamasını da şuna şey yapıyor yani. Hani bak bak kız oğlanı kaçırmış yani diye gösteriyorlar. Mustafa Bey, illa şantaj yapmasına da gerek yok. Bir noktadan sonra işte dediğim evet gibi o idolleştirme olayıyla hastalıklı bir bağlanma olabiliyor evet ergenlikte. Şimdi buradan bir kere daha sesleniyorum. Bu arada yine Hasan Bey, siz yokken dün bir tanık onları Torbalı'da bir yerde gördüğünü söyledi. Teşhis de etti açık olarak fotoğrafını, hı-hı, verdiğimiz için Veysel'i. Biraz dedi böyle sanki madde etkisi altındalardı. Hilal'i de bir darp uygulandığını gördüm dedi. Şimdi efendim araya gitmeden önce hatırlatayım size. Mustafa Keleş dosyasında 24 gün önce vahşi bir cinayete kurban giden Mustafa Keleş dosyasında bugün ilk kez birlikte yaşadığı, eşi öldükten sonra 10 yıl boyunca birlikte yaşadığı kızı Ayten Hanım canlı yayında olacak.
babasının o gününü anlatacak. Babasının o günden günler önce acaba gerçekten sıkıntıları var mıydı? Bazı problemler yaşadığı söyleniyor. Ayten Hanım orada, oğlum Metin Bey orada, muhabirim Murat da canlı yayında olacak.